Arkadaşlar merhaba. Babamın evindeyim şu anda. Şöyle bahçesine bakar mısınız? Şu güllerin güzelliğine bakar mısınız? Yukarılara doğru da tırmanmış. Çok güzel bir gül bu. Ve katmer katmer. Hepsi şöyle çok da canlı duruyorlar. Şurada yaseminler var. Oh, mis gibi kokuyor. Yasemin var. Burada gene pembe gül var. Şurada bir dut ağacı var. Bu dut ağacı nereden çıktı? Hiç kimse ekmiş değil onu. Kendiliğinden çıktı böyle. Yakın zamanda birdenbire çıktı. Şurada eyvah eyvah eyvah. Şunların haline bakar mısınız? Şunlar Allah'ın cezaları. Şu salyangozlar benim öbür taraftan da belalarım. Her taraf dolu onlardan. Şurada da var bakın. Bunlar için bir kişi, bir arkadaş bana tuz önerdi. Ama tuzu nasıl kullanmak gerekir onu bilemiyorum. Yoksa tuzlu su yapıp da yapraklara falan mı dökmek gerekiyor ama koskoca bahçede de nereye yetiştirirsin ki bunları? Her taraf dolu. Güzelim şu otları, çiçekleri mahvetti bıraktılar. Şuralarda var. Bakalım böyle. Burası veranda. Şöyle. Burası en sıcak havada dahi oldukça güzel serin oluyor. Verandada oturmanın keyfi bambaşka oluyor burada. Şöyle. Heh, şunları. Allah'ın cezası. Ben ne yapayım bunları ya? Şunları geçen geldiğimde çelikleme yapmıştım bu üzümlerden. Bunları söküp götüreyim ben. Öbür tarafa burada yer yok çünkü. Burada zaten yeterince üzüm var. Şu güllere bakar mısınız? Bu normal gül değil zannedersem. Tam bilemiyorum ama. Bakar mısınız somurcuklara ne kadar çok? Bu normal güle pek benzemiyor. Filbahriye benziyor bu. Şu güllere bakın pembe. Bunlar kocaman ağaç olmuş babamınkiler. Şuraları budamam gerekiyor ki yeniden güller çıksın. Kivi her sene tomurcuklanıyor bir sürü. Şöyle baktığın zaman bir sürü kivi var gibi görünüyor. Geçen sene de öyleydi ama aldattı. Şurada iki tane dişi var. Şu bir tane bir diş bir erkek almıştık normalde ama ikisi de dişi vermiş bize satan kişi. Daha sonra şunu geçen sene ektik oraya erkek olarak. İnşallah tutar bu sefer. Aa, şu güle bakar mısınız? Maşallah. Çok güzel ya. Tomurcuk tomurcuk. Fazla vaktim yok. Olsa şunları şu yan tarafa doğru koyarım. Bağlamam gerekir ki çünkü başka türlü her tarafa yayılıyorlar. Geçerken de bu arka tarafa geçerken de takılır üzerimize. Burayı bayramda geldiğimizde komple temizlemiştik bu otları. Gene otlanmış ama çok fazla değil. Benim bahçeden daha iyi burası çünkü şeyden dolayı buradaki otlar ve toprak daha yumuşak. O yüzden çok fazla şey yapmıyor buraları, kirletmiyor. Çektiğimiz zaman hemen geliyor buranın şeyleri. Eriklere bakar mısınız? Oo, bayağı güzel. Bunlar bakalım tadına. Kirazda da var biraz. Benim bahçedeki kiraz kurudu gibi ya. Onda yaprağı da kalmadı. Burada bakın. Çağlar var. Kayısı bu. Hı-hı. Bayağı güzelmiş. Arkadaşlar ben bir depoya geçeyim. Bakayım oradan. İnşallah makas vardır. Varsa şu gülleri fazlalıklarını bir budayayım. Buraya gelmişken de şey de almayı düşünüyorum. Gübre alacağım. Burası da babamın deposu. Makas var mı? Makası genelde içeride saklıyordu ama burada yok gibi. Şu küçük budama makasıyla keseyim bari. Hiç yoktan iyidir. Evin içine bir daha giremem. Şununla birlikte kesebildiğim kadar keserim.
arkadaşlar tripod yanımda yok, o yüzden aynı anda çekim yapıp işte yapamıyorum. O yüzden kesmek zorundayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.